Zuhal Hanım söyledi zaten siz onu mutfaktayken konuştuk. Ben zeytinyağı içine kattım. Soğan kavurup içine kattım. Bambaşka. Keşke yöresel böyle bakır tabaklarda falan bu yemeği böyle bize yorumlasaydınız. Biz de onu yöresel yeseydik o zaman da böyle tam olsaydı. Yani siz yorum katınca başka bir şey olmuş ve o da olmamış aslında. Yani o zaman da o istediğimiz o yöresel gerçek yemeğin de lezzetini vermemiş. Öyle değil. Bu dışına çıkmış yani. Ama tabak düzünden değil ya, ne alakası var? Yöresel bir yemek illa yöresel tabakta mı? O şekilde ikram edemezdim diyor ya. O zaman yöresel kıyafet de giysin, gelsin başımızda yani, ne alakası var? Kelimeleri ne kadar saptırıyorsun? O hanımefendi çeviriyor. Evet, yani istediği yemek çeviriyor. Yöresel yemek yapabilir ama o tabakta gerek yok. Çukur böyle bakır tabaklar olur böyle. Onların içinde hepsini böyle aynı o servis ediliş şekli gibi etseydiniz, biz de öyle etseydik, ben de öyle yemek isterdim. Öyle bir tabağı olmadığı için maalesef. Doğrudur. O zaman hani... Bu olmamış yani. Peki. Böyle. Lezzetler nasıl afiyet Nuray? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ve de sunum. Evet. Sunum eksik geldi bana. Et ayrı olsaydı, etin tadına ayrı bakmak isterdim. Sonra üzerindeki yanında olsaydı, ben sonra istersen birleştirip tadabilirdim. Ama şu an ayrı ayrı tatmak istedim. Ya et pişme oranı evet diyebiliyorum. Dünkü ete göre evet yenilebilir bir et. Kötü değil. Çok da iyi değil. Bulgurlu köfte. Patatesli bulgur köftesi. Beğenmedim. Salatayı da beğenmedim. Bonfileli ıspanak borani. O yüzden et içinde, altında ya da üstünde olsun fark etmez. Bu bonfileli ıspanak borani olduğu için böyle. İşte doğru. Biz de bak, kuşbaşı olsaydı zaten i̇şte kuşbaşıyla yerdik. Anlattım ya. Kuşbaşıyı anladım. Çorbaya koyduğum için tamam. Bunun içine koymadım. İşte bonfileleri ayrı koydum. Üstüne de işte borani döktüm. Tamam, anlatabilir miyim? Şimdi kuşbaşıyla olsa zaten bir kuşa... Hayır, siz diyorsunuz ikisi... ki ayrı ayrı olsaydı tadabilseydim tamam, diyorsunuz. Tamam, söyleyeceğim. Görüntü de kötüdür ya. Söyleyeceğim, müsaade eder misiniz? Heh. Şimdi kuşbaşıyla beraber olsaydı zaten ikisi aynı anda gelirdi. Küçük bir şeydi evet. Ama bonfile büyük yani. Evet. Böyle büyük durduğu için ben böyle öncelikle bir etin tadına bakardım. Sonra böyle ıspanağıyla yani o eti birleştirebilirim. Pişme oranına falan evet, filan tadına, rengine bakmak evet, evet. istiyorlar yumuşaklığına. Onu demek istiyoruz. Yani bonfile seçtiysen eğer hani ayrı yapsaydın ayrı ayrı bakabilirdim. Kuşbaşı olsaydı zaten ana yemek derdik. Öyle yapılıyor diye kabul ederdim. Ben de diyorum ki... Ama lezzeti iyi. Ispanağım, boranim, bonfileli olduğu için böyle yaptım. Anladım. Ay, ben hanımefendi etin... gerçekten anlamıyorum hayır, bu arada. Hayır, etine ayrı bakacaktım yok, yok. Diyor. Hanımefendi eleştiri. En son beğendim. Ben ama lezzetlerini beğendim. Lezzetini beğendim diyorum. Ayrı olsaydı etin... Afiyet bunu olsun. Bak köfteyi beğenmedim dedim, salatayı evet. beğenmedim dedim. Evet. Salatayı niye beğenmedin açıkla? Salatayı niye beğenmedim? Çok sönük gelmiş. Ya böyle artık şey olmuş ya böyle diri diri değil. Sonra ben çok karışık isterdim. Yani nar ekşisi vesaire dediğim gibi. Dünkü salata güzeldi. Damak tadıma uyuyordu ama bugün benim damak tadıma uymadı. Sosu mu eksik geldi? Evet. Soğanlar mı? Koku yani bir yanık kokusu var. Ben direkt bende var direkt. O yanık değil de karamelize... Olarak karamelize ben soğan öyle. Değil o. Ya, geçmiş hatta üzerinde evet. kahverengi evet, biraz kahverengi geçti duruyor. Ama yanmadı. Geçmiş. Tam görünce tencerede sana direkt onu sor. Kahverengi duruyordu ya. Bak, tam o yanık yemeğin işte. Nasıl yanık değil hanımefendi? Ben de karamelize ettim. Sen biraz dibine benim, tuttu benim ama yanmadı. Benim sevdeli kalbimdeki de karamelize bir soğandı ve asla siyah soğan yoktu. Tamam yanmadı işte. Dibine yanık biraz tuttu. Yanık aldım diyen kim? Ben aldım. Bey, ben siz de aldınız ben mı? Ben de soğandan. Hatta benim daha gelmedi evet. buradan birazcık soğan tadı evet. aldım ben söyledim. Tadı geliyor ben. Kokusuna. Ben de bana kokundan ziyade hafif tadında aynen, da böyle biraz bir. Aynen biraz var. İlk ben yorumlayayım. Afiyet ben. Olsun. Yorumla. Dediğim gibi zaten sunumla ilgili tekrar aynı şeyi söylemek istemiyorum. Bence yanlış. Hem görüntü olarak yanlış hem ben dediğim gibi kamufle ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü başta şunu demeseydiniz inanabilirdim. Elif Hanım evet bekleyince öyle oluyormuş dediğiniz için bu bana kamufle edilmiş gibi geliyor. Onun dışında çorbamda kuşbaşı var diyorsunuz ama menünüzü biz oluşturmadık. Ona göre oluşturabilirdiniz. Ona göre bir çorba seçerdiniz. Bize doğru boraniyi getirebilirdiniz. Bir de bunu şey dediniz sanırım köfteye. Bunun yanında bu gelir. Evet. Bu şekilde gelmez zaten. Annem Hatay'da büyüdüğü için söylüyorum. Daha zeytinyağlı gelir bunun üzeri. Ve ben zeytinyağı içine koydum. Tamam, içine de konulursa da şey olur. Dökebilirdin dediniz. Yorumlayacağım. Bu dünkü yemeğin kuş konmazı gibi benim için. Yani burada bence bir ana yemek eksikliği var. Bu bir meze ya yanında gelen. Evet. Şimdi bir ana yemek daha olmalıydı bence. Nasıl pilav vardı dün? Bu benim için kuş konmaz gibi. Onun yanında gelen kuş konmaz nasıl onun yanına ikram olarak konulduysa bu da öyle. Zaten Deniz Bey'in dediği gibi gün şeyi gibi. Bana ana yemek olarak da ilk okuduğumda da çok mantıklı gelmedi. Bir de soğanı kavurdum dediniz. Evet. Şurada göstereceğim. Çok diri soğanlar geliyor. Bulgur da aynı şekilde. Ben bir lokma aldım bana da diri geldi. Salatayı şeyi soracağım. Şimdi karışık yeşil salata yazmışsınız evet. ya. Bence riske atmamak için yapmışsınız. Bulacağınız yeşillikleri atmak için. Çünkü
Böyle bir salata yazdığınızda biz hangi salatayla karşılaştıracağımızı bilmiyoruz. Hanımefendi Akdeniz yazmış ya mesela. Biz diyeceğiz ki bunlar Akdeniz yeşilliği ama sizinkine öyle bir şey diyemiyoruz. Kaç çeşit yeşillik var mesela? Hangi yeşillikler koydunuz? Kıvırcık koydum. Evet, o zaten bağırıyor. Ispanak koydum. Maydanoz koydum. Ispanak burada da var. Nasıl yani? Evet. Ispanak onun için ne demek? Baby ıspanak. Evet, baby salatalık için. Bir de şeyi göstereyim. Salata siz için. Sayın. O kadar. Ne o elindeki? Yani açıkçası hiçbirinde yok çünkü bunda gördüm. Şu sapı bana çok uzun geldi. Hani görünce bir rahatsız etti beni. O yenilebilir bir şey. Yenilebilir. O bir dert değil ama yani. Ama maydanozun sapı da yenilebilir ama. O nanenin sapı gibi bir şey değil. O yumuşak bir şey. Yeri yenilebilir ya dediniz ya yenilebilir diye hanımefendi. Evet. Genel anlamda etin pişmesi düne göre güzelken normal olması gerekenden bence daha iyi, yani daha kötü olmuş. Normal olması gereken. Düne göre güzel değil. Düne göre daha yenilebilir. Et. Yumuşak. Tamam. Eti görebiliyorum. Evet bonfile yumuşak olur zaten. Keşke bonfile yapsaydınız. Bizde hani geçmiş daha tatlı var sırada. Sarsanız bitecek zaten. Genel anlamını beğenmedim. Sonuçta. Eksik buldum. Salatayı beğenmedim. Ayrıca meşrubat sunumu da yapılmadı. Yemek bitti zaten ama tatlıyla içeriz artık. 3 gündür zaten meşrubat sunumu konusunda ya biz sizde galiba soruldu hatırlıyorum. Evet, onun dışında meşrubat konusunda yani bir masada şöyle bir meşrubat buyurun bir yemek çorbadan sonra hemen meşrubatlarınızı dağıtayım önce muhabbeti yapılmıyor. Bir şey içer misiniz de? Çünkü yani bir ara yemekleriniz, ara sıcaklığınız veya ara soğuklarınızı da sormanız lazım aslında. Aynen. Çünkü yani çorba ile içilmez ama ama tercihe göre sormak lazım tabii. Evet o biraz es geçimde. Gitmeden bir sorulsa olurdu. Hayatım benim sana söyleyeceğim şöyle bir şey var. Şimdi burada nohut var ya. Evet. Şimdi burada da bulgur, içinde patates. Bunu biraz yanlış seçmişsin etin yanında. Gidecek bir şey değil bu. Yani o zaman ara sıcağında getirseydin sen bunu meze olarak. Mesela o zaman sen bunu içinde zeytinyağıyla, cacikiyle getirseydin kimsenin itirazı olmazdı. Olmaz sana. Yok. Çok da güzel olurdu. Çok da güzel olurdu. Evet. Ama şimdi bununla uyumlu değil. Burada bir nohut var, burada bulgur var. Bir de çok diri kalmış. Konserden. Çıtır çıtır dişime geldi bulgur. Söylemek durumundayım, üzgünüm ama Borane'nin tadı gayet lezzetli. Güzel olmuş. Lezzetsiz bir yemek değil. Evet, bonfile olduğundan mütevellit. Yumuşaklığı da var. Ama gene de tam böyle olması gerektiği gibi değil et. Biraz hafif kurumuş. Sen de dedin ya. Evet. Bekleyince birazcık gitmiş koruyordu diye. Lezzeti var. Düne göre gene söylüyorum ama gene de tam kendi formunda, standartında çok başarılı bir çizgiden birazcık daha altta kalmış bir tık. Ama yani dediğin gibi keşke bunu seç, bunu yapmasaydın da başka bir şey, bir sebze bir şey koysaydın keşke. Yani öyle. Borani'nin yanında bu kondoyu Çin'i konuluyor seçtim. Da yani önden verebilirdin. Ben pek yanında da görmedim. Her şeyi yorumladınız, bunu da yorumlasaydınız. Eline sağlık veri. Pardon, meşrubat soracaktın. Hala isteyen varsa. Ben elma suyu alacağım. Israrla alacağım o elma suyunu diyorsun. Ben de elma suyu alabilir miyim? İkisi de bakliyat ya. Ve yani, çorba da öyle başladığı için çok şimdi tatlı. Şimdi çorbada da bulgur vardı, mercimek vardı. Çorbada bulgur yok, mercimekle buğday vardı. Ha pardon, buğday ve mercimek vardı. Bir de şöyle bir şey var, sıcak bir ürün döküldüğü için o da yumuşatmış eti. Yani evet, ben dün direkt yanına koyduğum işte için Hüseyin o şekilde kuru gözüktü. Onu yapmak için yapmak için yapıyorum. Pandırma da var mı? Var. Yok bir ama daha yani aynı, aynı bir daha çift gitmiş. Et gitmeyin. İyi pişirmiş aslında. Çok iyi et yaşıyor. Düne göre daha iyi pişmiş bu et. Evet. Borani'nin suyu değil bu yani. Et yine iyi pişmiş. Etken dolayı aynen. Etken koda yoksa ben de elma suyu. Borani de lezzetli. Evet belki dediğiniz doğru ama yani yine de et güzeldi düne göre. Bu arada şeyi söyleyeceğim Zuhal Hanım. Daha yeni Deniz Bey de dedi ya işte meşrubat bir tek sizde soruldu. Servis bir tek bende yani en hızlı bendim. Peki, masa düzeni konuşuldu. Ne servisin konuşuldu ne sorulması. Sadece masa çünkü kötü olanlar konuşmaya gelmiştim. Tamam da sizde servis yapacak masayı, yemek olmadığı için. Masayı kafaya takıyorsanız hanımefendi. Aynı şeyleri konuşturup durmayın gerçekten. Cevap veremiyorsunuz ki çeviriyorsunuz. Cevap böyle veriyorum. Servis yapacak doğru düzgün yemeğiniz yoktu. Bakın diyorum ki. Yoktu. Bir de geldiniz bana sizin benim masama yorum yapıp. Sizin vardı neden meşrubatı biz hatırlattık size? Servis yapacak. Bir de çünkü bir ben daha oturmadan ayakta yorumlara başladığınız için ben cevap vermek için oturmak zorunda ben kaldım. Ben çoğu yorumu duymadım mutfaktan. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugünkü yorumlara bakın. Eline sağlık. Ufak ufak tatlılara doğru. Teşekkürler. Şöyle siz servis konusunda hızlıydınız ama serviste bir özen yoktu zaten. Elif Hanım alabilirim. Yani sabaha koydunuz geldiniz o yüzden hızlıydınız. Sunumlar yani, yanlıştı. Sunumlarda bir şey evet, yoktu. Yemeklerim yani, zaten hani ne yapabilirdim örnek. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bazı yemeklerde evet özeniyor yarışmacılar ve bir sunum yapıyorlar. Dolayısıyla o birazcık vakit kaybettirir. Biz de zaten onun için 10 dakika veriyoruz tamam size. Yani hani al böyle lap diye kepçeyle koy getir zaten evet çok fazla vakti senin için demiyorum. Anladım. Onlar tabii daha hızlı oluyor o tür yemekler.
Ama bir sunum isteyen, bir prezentasyon isteyen bir şey olursa o tabii ki birazcık daha vakit alıyor yani. Artık onu da tolere etmeniz lazım.